وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال: أن يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، إلى آخر الحديث. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberan ızam aleyhüm salavat ve teslimat, ehl-i beyt, el asab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin hemen duvarının yönünde türbenin dibinde metfum bulunan Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi üstazları, kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, müşahabenlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyibin, cemaat-i müslimin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. İnna Allah izâ erâde imdâ emrin nezâ ukûler ricâl. Şimdi kaza kadere inanıyoruz biz. Kader, Allah insanları serbest bırakmış, akıl irade vermiş, ezelde, elestü bezminde, dünya gelmeden daha akıl vermiş, irade vermiş, iradeni nereye kullanacağını görmüş orada. Biliyor yani. Allah alim değil mi? Her şeyi bilmez mi Allah? Benim ilmim aha bu kitapla sınırlı. Duvarın arkasını bilmiyorum ben. Yarını bilmiyorum. Öyle değil mi? Ama Allah'ın ilmi böyle değil. Allah'ın ilminin sonu yok. Senin dünyaya gelince iradeni, aklını nereye kullanacağını bildiği için yazıyor. Dünyaya gelince bir gavur olacak. İşte buna kader diyoruz biz. Senin iradeni nereye kullanacağını bilmesine dayalı olarak cemir yok. İşte bunu yanlış yorumlayıp Allah'ın takdiri böyle, alın yazsın bu kardeşim. Alın yazsın, takdir bozulmaz ki. Ben hırsız olacağım yazılmış. Bende ne kabahat var? Adam öldürür herif. Bende ne kabahat var? Yazın böyle diye. Yok ya, ama yok arkadaş. Sen iradeni öyle kullanacaksın ki Allah test etmiş. Ona göre yazmış. Öyle. O zaman peygamberler niye göndersin? Bu kitaplar niye yazılsın? Eğer böyle sorumluluk yoksa, öyle diyen mezhep de var şimdi İslam aleminde. Cebriye deniyor onlara. Kimisi de yok ya, insan kaderi insanın elindedir. Akıl, akıl. Allah böyle şeylerle uğraşır mı? Mesela elim kıburda diyorum ben. Allah bu tefaatle niye uğraşsın kardeşim? Allah'ın işi büyük diyenler de var. Ona da kaderi deniyor. Onları akılcılar şimdi moda ya. Amerika'da şurada burada akıl, akıl, akıl her şeyi yapmaz. Arkadaş, inanacaksın. Evet, öyle diyenler, onları kadar iyi. Böyle biz bunun mangarasından işte orta yol, aşırılıklarda ehl-i sünnet vel cemaat demişiz. Allah bildiği için yazar. Emrettiği için suç işlemezsin sen. Senin işleyeceğin suçu bildiği için yazıyor. Cebir yok yani. Sorumlusun yani. Sorumlusun yani. Evet, şey yolu bu. Efendim, şimdi o ezelde yazımız, dünyada yaşıyoruz. O kaderin yerine gelmesine kaza deniyor. O emrini yerine getirecek. Ya öleceksin, ya sakat kalacaksın, ya şu olacak, ya bu olacak. Allah o emrini yerine getirmeyi murad ettiğinde neza'a ukûler ricali, insanların aklını alır. İnsanın aklını alır. Hatta yumdiye emrahu, işini görür. O yazı yerine gelir. Feiza imdaa amdahu radde ileyhim ukulehum. O iş meydana gelince aklı başına gelen tuh! Niye bakmadım lan frenin boş olduğuna? Niye bakmadım? Niye gider? Tuh der. Keşke der herif. Ama o arada gözü görmez, kulağın kafası çalışmaz. Biz bu hadisi okuduk. Arkadaşımız
Gaza yapmış. Vallahi yaşadım diyor. Bir anda da beynim durdu diyor. Düşünemedim. Sonra aklım başıma geldi diyor. Gözün kör olur, kulağın sağır olur arkadaş. O iş yerine gelir. O iş yerine gelir. Bunun ne faydası var hocam? Biliyorsunuz Japonlar işi beceremedi mi harakiri yaparlar. Kendileri intihar ederler. Ya bizde canı Allah verdi, emanettir. Teslim edeceğiz. Öyle kendi kendimize canımızı alamayız. Yasak. Böyle şey oldu mu? Kahrolacağız mı? Yok yok, kahrolmayacağız. Yeni umutlarla hayata bakacağız. Kaderi bilmiyoruz. Ha, demek benim bu kaza başıma gelecekmiş, yazılmış deyip moralimiz bozmayacağız. Yeni kapılar arayacağız. Devam edeceğiz. Umutsuza kapılmayacağız. Hareket yapmayacağız yani. İslam inancı bu. Ama o anda düşünemiyorsun işte. Her gün gazeteyle okuyorsunuz yani. Huh ya diyor, neden düşünmedin bunu diye. Düşünemezsin oğlum, bu iş başına gelecek senin. Yani bu şeyi bırak, tedbir bırak demi değil, yanlış anlamayın. Allah razı olsun. Şimdi hocamız Kur'an okudu, denk geldi yani. Bir iş yapacağın zaman kafanı çalıştıracaksın. Soracağım. Fizibilite diyorsun siz. Rantlı mı, karlı mı, değil mi? Kazançlı mı, değil mi? İş yapacaksın. Kafanı çalıştıracaksın, istişare edeceksin. Kararlı karar vereceksin. Feza azem tevekkal Allah. Karar verdin mi? Yürüyeceksin. Yürürken bir bakıyorsun. Bu kadar düşünmene rağmen o ara es geçmişsin, tedbir almamışsın. Her gün sobasını söndüren adam Peygamber uyarıyor. Akşam lambaları söndürün diyor. Kapınızı kilitlen diyor. Ateşinizi söndürün diyor. İlk böyle şeyleri var. 3-4 tane çocuk yatıyor soğuk üşümesin diye sobanın olduğu yere yatırmış. O gece sobayı söndürmeyi unutmuş. Hepsi zehirlenip ölüyor. Bu iş olacak arkadaş. Unutuyor sobayı söndürmeyi. Şey etmek yok. Harakiri yapmak yok. Evet, kusurun var. Ama Allah'tan umut kesilmez. Yoluna devam. Yoluna devam. İşte böyle Allah bir emrini yerine getireceği zaman akılları durdurur. Sonra işini getirdikten sonra verir. Tuh! İbret alsınlar. Bir de böyle tedbirsizlik yapmasınlar, ibret alsınlar diye. Vakaatin nedeme pişman olur insanlar. Evet. Sabır etmekte böyleymiş madem. Sabır. Bağrına taş basacaksın. Evet. Derviş bağrı taş gerek. Bak bak, bu hadis tercüme ediyor Yunus Emre. Gözü dolu yaş gerek. Ağlamaz mı insan ya? Oğlu kızı ölmüş. Ev gitmiş, arabası gitmiş, fabrikası yanmış. Ama neden benim başıma bu geldi demez mümin. Koyundan yavaş gerek. Tam bunları tarif ediyor Yunus. Öyle olmasa evliya olmazdı zaten. Allah'ın yazısı buymuş der. Umutsuza kapılmaz. Yeni yollar arar. Müminin yolu budur. Allah emrini yerine getirir. Yani kimse engel olamaz. Kimse engel olamaz. Evet. Bu hadis-i şerifi de evet. Cafer bin Muhammed Sadık. Hazreti Ebu Bekir'in sülalesine dayanıyor bu. Anası oradan, İmam-ı Azam'ın hocasıdır bu. Ondan nakletmişler. Diyor ki İmam-ı Azam Hazretleri, şimdiye kadar okuduğum hocalar, tanıştığım hocaların içerisinde مَا رَأَيْتُ اَفْقَهَ مِنْهُ Cafer Sadık Hazretleri'nin daha alim bir adam görmedim diyor. Daha alim adam görmedim. Peygamber sülalesindendir. Müştehittir. Evet, bazı İmam-ı Azam ondan okumuş ama bazı ayrıldığı yerler var. Müştehitlerin işine karışmıyoruz biz. Biz Ebu Hanife'yi seçmişiz. Ondan daha alim adam görmedim diyor. Evet, Allah onlardan razı olsun. İnnallâhu teâlâ emeddenî. Allah-u Teala bana yardım etti. Evet.
Buhari, Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud, Nesai'de İnnallaha kad emetteküm bisalatin hiye hayrun leküm minin humrin ni'am el vitr. Şimdi vitir namaz kılıyoruz ya, bu emette kelimesiyle ilgili bir hadis daha söylemiş, ben de söylüyorum size, hem de öğrenin. Vitir namazı Şafilerde sünnettir, bizde vaciptir. Amelen farzdır, itikaden vaciptir. Yani öldüğünüz zaman vitir namazında, yani ödemeye kalktınız mı, vitir namazda ödenir, kaza edilir. Amelen farzdır. Ama açıkça ayet olmadığı için bu hadise dayanıyor İmam Azam. Farz diyemiyoruz, vacip diyoruz. Allah diyor, bana yardım etti, bana yardım etti. Size de diyor, vitir namazıyla lütufta bulundu. Evet, vitir namazında lütufta bulundu. Ki vitir namazı yeryüzünün kızıl develerinden daha hayırlıdır. Yani kızıl deve dediği en kıymetli, pahalı binek. Şimdi en pahalı otomobil hangisiyse, işte onlardan daha kıymetlidir. Vitir namazı sakın geçirme. Vitir namazı. Emet deni bu demek yani. Fazla lütufta bulunur. Fazla nimet verir. Yardım eder demek. Allah Teala beni, bana medet eyledi, yardım etti. Nerede? Yevme Bedrin, Bedir gününde. Bedir gününde Allah kelimesinin yeryüzüne yayılması İlahi Kelimetullah için 313 sahabi, iki tane atları var. Çoğunun potini yok. Yalın ayak, okları yok, kılıçları yok. 313 kişi 72 kilometre Medine'ye. O kızgın kumlar, çöl kumlar üzerinde, hem de oruç Ramazan ayında. Peygamber hadin demiş. Çok önemli burası. Sahabi bu demek. Ayağımda babuç yok. Elimde kılıç yok. Hançer yok. Midemde lokma yok. Ben gidemem dememiş. Baş üstüne ya Resulallah demiş. Sahabi bu. Şimdi devletini askere çağırıyor. Kaloriferini, kalorisini hesap ediyor askerin yiyeceğinin. Kışlalar mükemmel, kaloriferli kışlalar. Benim dedem Sarıkamış'ta soğuktan donmuş ölmüş. Şimdi öyle mi? Sarıkamış kışlalarına gittim ben, içine girdim. Kaloriferli kışlalar. Hadi askere diyor, doktor bey diyor, bana bir çürük raporu ver de hani oralara düşmeyeyim filan. Yazıcı olayım, bilmem kararlı. Seninle farkı bu işte. Adamın babacı yok. Karnında lokma yok. Silahı yok. Allah için yürüyün dediği zaman hiç mazeret ile sürmüyor. 313 kişi arkadaş. 72 kilometre ben de gittim oralara. Keşifte bulundum. Canını Allah için bezletmek buna diyorlar işte. Ölürsem Allah yolunda öleyim. Kaderimde ölüm varsa nerede olsa öleceğim ya. Allah yolunda giderken ölürsem turneyi gözünden vurdum. İnancı bu. Kader değişmez ya. Medine'de kalsa da ölüm bulacak onu. Kaderi geldiyse. Bari Bedir'e giderken bulursa ölüm beni, Allah yolunda ölmüş olacağım. İnanca bak. Kalkıp gidiyorlar. Vardıkları yer, gidin görün, sokmuyorlar gerçi ya, götürmüyorlar, biz özel izin aldık gittik. Çöl rüzgarı ese kayalardan kopara kopara, kayalar jilet gibi keskin, sivri, kara, volkanik bir arazi. Oraya konuşlanmışlar, çünkü orada su var, kuyu, Bedir kuyusu var. Suyu tutalım da ötekileri, harp bu, harp bile demek. Susuz kalsınlar, bizde savaşmasınlar, teslim olsunlar müşrikler. Çölde başka su yok. Onun için Bedir kuyusunun yanına konuşlanmış peygamberimiz. Gavurların suyunu yaklaştırmayacak.
kan dökülmesini istemiyor. Ama 72 kilometre yaya gelmişsiniz. Şimdi arkadaşlar biz Arafat'a yürü diyoruz. En kaliteli terlikler giyiyorlar. Hocam bak diyor, patlak olmuş. Altı hep çıkmış gitmiş. Patlamış böyle, koparmış. O sahabi yalın ayak kumda yürüdü. Vallahi hiçbir şeysi yok ayağında. Hem de oruçtu arkadaş, Ramazan'dı. Hiç kaçmadı. Şimdi Türkiye diyorlar ki, hocam sen Arafat'a yürüyormuşsun, biz de katılalım sana. Gidiyor oraya. Olur mu olur diyorum ben. Gidiyorlar, bir bakıyorlar sıcaklık 50-60 derece. 27 kilometre çölde yürüyeceksin. Hocam hanım hasta oldu da. Tamam tamam diyorum ben. Girmemek için bahane. Karnım ağrıyor da. Şimdi de devlet seni çağırıyor askere. Çürük rapor alıyor. Midem sakat, böbreğim sakat. Sahabi öyle demiyor bak. Silahım yok, karnım aç demiyor. Oruçken çöle düşüyor. Varmışlar oraya. Konuşlanmışlar. Arada sivri taşlar kesiyor insanın ayağını. Gidip görebilirsiniz. Evet. Moraller sıfır. Kılıç sallayacak, taş atacak düşmanla. Şimdi aşırtmalı gülle yok, füze yok o zaman. Yeke yek savaş var, meydan savaşı var. O sivri kayanın üstüne nasıl zıplayacak? Patin yok ayağında. Zaten 70 kilometre ayağı çıkmış gitmiş. Yorgun. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, siz yat, aslanlarım yatın bakayım diyor. Allah için canını tehlikeye atan mümin, değil mi? Kıvırtmadı. Efendimiz de çadırına girmiş. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. İşte dünyada 313 kişi var Allah diyen. Seni tanıyan, ötekiler hep putlara tapıyorlar. Onlar da çift zırhlı, atlı hepsi, oklu, silahlı. Ama 313 kişi var ya Rabbi. Sen misin ya Rabbi? Ben bu kadar yapabildim işte. Geldik bak, bunlar da geldi. Senin için canlarını ortaya koydular. Sen misin ya Rabbi? Sabahına da uyumamış. Böyle yapınca Allah bu yahu. Bir adım yaklaşana ben diyor şu kadar yaklaşırım. Yürüyerken koşarım. Peygamber onda haber veriyor. Böyle yap, fedakarca davranan müminler uyumuşlar. Yorgun zaten adam. Bir yağmur yağmış. Gece o sıcaklık gitmiş. Yakında tepe var. Görebilirsiniz bunları. Kum tepesi var. Muazzam yağmur yağmış. O ince kumları, haşeş gibi kumları getirmiş. Harp meydanını o keskin taşların üzerine halı gibi sermiş. Yağmur. Ötekiler oh serinlikte öyle uyuyorlar ki. Çukurla suyla dolmuş. Sabahleyin peygamber yalvarıyor devamlı. O yalvarırken oluyor bu işler. Halen duruyor o tepe arkadaşlar. Gidip görebilirsiniz. Sonra Bilal Habeşi kakaslanım demiş. Yanık sesini bir ezan okumuş. Kalkmışlar bir bakmışlar. Ana sivri kayaların üstüne halı gibi kum gelmiş. Oh. Çukurlar susuz. Çukurlar su dolmuş. Şakır şakır abdest almışlar. Moraller 1500. Namazdan sonra peygamber bize aslanlarım, yiğitlerim bir nutuk çekmiş. Her biri olmuş hidrojen bombası. Hangisi en kıymetli bombaysa olmuş. Kaplarına sığamıyorlar şimdi. Daha bitmedi. Böyle adam ölümü hiçe sayıyor. Elinde taş olsun varsın, yürek var herifte. Mısır'la Nasır'la İsrail savaştı. Rusya'dan en modern tankları aldı. Ama askerde yürek yok. Kaçtım harp meydanından, çölde susuzluktan, açlıktan öldü. Evet, tankın içindeki su bitti, öldü, susuzluktan öldü. Vaka bunlar yani. Biz bunları bakıyoruz hep. O sahabi böyle yürekli. Evet. O sırada işte şeytan da Ebu Cehil'e geliyor, diyor ki dayan aslanım dayan diyor. İşte üç çapulcu, potini yok, silahı yok. Sende atlar hepsi, karnı tok, sırtı pek. Dayan aslanım dayan diyor. İyice onu gaza getiriyor.
Peygamber de o zaman ya Rabbi ya Rabbi deyip durur. Evet. Allah o zaman ne diyor bak? Allah bana yardım etti Bedir'de diyor ki: "Ve lekad nasarakumullah bi Bedrin ve entum azilla." Evet. Siz o zaman gariptiniz. Potiniz yoktu, silahınız yoktu. Sayınız azdı. Zillet o demek. Ama Allah size vallahi ve lekad, vallahi billahi Allah size yardım etti. 3000 melek göndermiş. 3000 melek. Şimdi okuyacağız onları. Meleklerin başında Cebrail aleyhisselam var. Allahu ekber, Allahu ekber. Gür sesiyle Cebrail'in geldiğini görmüş peygamberimiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şükrediyor Rabbine. Şimdi okuyacağız efendim. Melaikene kır atlar üzerinde. Kır atlar üzerinde. Cebrail aleyhisselamın sarığı var. Sarı. Bu beyaz. O sarı. Ve uzantısı var. Buna azebe derler. 3000 melek de beyaz sarıklı. Kimisini ense köküne kadar azebesi, uzantısı var. Kimisi sırtına kadar, kimisi oturana kadar. Oturana kadar sarıklı 3000 melek gelmiş. Gözyaşıyla şükrediyor Muhammed Mustafa. Ebu Cehil'e ne düşer? Ölmek düşer değil mi? Hepsi, kaç tane müşrik sanadiydi Kureyş reisi ölmüş orada. Şimdi bunları okuyoruz tabii değil mi? İslam'ın fethini inceliyorum ben. Siz de inceleyin. Aynı Bedir gibi. Koca surların karşısına geçmiş Bizans İmparatoru. Öteki açık açık arazide. Evet. Sabaha kadar dua ediyor. 53 gün sürmüş ya. 53 gün hiç yatağına girmemiş. O peygamberin ümmeti Fatih, Mehmet Han. Gözyaşları ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvarmış aynı peygamberimiz gibi. Son gecede uyutmuş askerini Fatih, güçlensinler diye. Aynı bak Bedir'deki gibi. Sonra da namaz kılmışlar sabah namazı. Ondan sonra şahbazlarım, yiğitlerim aynı peygamber gibi nutuk çekmiş. Buna sur dayanır mı bu askere, değil mi? Fatih olmuş. Şimdi muhaca gidiyoruz. Bu camiyi yaptıran, Silim'de siz hep karılarla uğraşan herif görüyorsunuz ya, öyle değil o adam ya. Karısıyla uğraşabilir adam ya, anormal değil ama sırf orasını dile getirmek iyi mi yani? Bakıyor, uğraşabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Haber almış düşmanın büyük bir orduyla toplandığını, gece gündüz yürütmüş askeri, yaya gidiyorlar. Yorgun asker, aynı Bedir'dekiler gibi yorgun. Gece varmış o muhaçta, askeri yatırmış, tedbir aldıktan sonra sabaha kadar yalvarmış. Allah'ım, 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 Kanuni. Aynı peygamber gibi bak. Aynı yağmur orada da yağmış. Okuyabilirsiniz efendim. Püsen püsen, yavaş yavaş yağmur yağmış. Yorgun askere, Allah. O da sabahleyin bir nutuk çekmiş. Uçtuk muhaç ufkunda. Diyor ya Yahya Kemal merhum, o askerin önünde kim dayanabilir? Her zaman bunlar gibi oldunuz mu? Allah için canınızı ortaya koydunuz mu? Korkmadınız mı? Kıvırtmadınız mı? Allah her zaman var. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَزِلَّ Siz çok azdınız, zayıftınız, çaresizdiniz ama vallahi billahi la kat o demek. Allah size yardım etti. Her zaman yardım edecek. Etti Çanakkale'de, etti İstiklal Harbi'nde. Namusumu kirletmem dedi. Canlı siper etti bizim Mehmet. Düşman kaçtı. Onun yüreğine korku veren kim? Arkadaş. Şimdi bize kızıyorlar. Her şeyi meleğe bağlıyorsun falan diyen. Yok efendim, şimdi ona geleceğim. Burada da aynı şeyi söylüyor. Cebrail aleyhisselam bir kanadının tüyüyle tüm Ebu Cehil takımını yok edebilir.
Ama Allah'ın bir kanunu var. Düşmana düşman, askerle askerle cevap vereceksin. Ve attu lehum mastata'tu min kuvve. Silahla cevap vereceksin. Oyunu kuralına göre oynayacaksın. Yoksa melek bir kınınla onları yok edebilir. Peygamberimiz de Medine'den çıkmadan yok et şunu dese hayır mı diyecek Allah? Kainatı yaratmış hürmetine. Kural bu. Önce sana düşeni yapacaksın. Dişini tırnağa takacaksın. İmtihanı kazanacaksın. Kıvırtmayacaksın arkadaş. Ondan sonra Allah'tan yardım garanti var. Şimdi dünyanın her tarafında rüşvet, faiz almış vermiş. Hocam şimdi cihat yok. Var cihat. Hocam faizsiz ticaret yürür mü kardeşim ya? Sen anlamıyorsun bu işten. Anlıyor musun lan? Ben ticaret okudu doçentiyim. Dünyada faizsiz ticaret olur mu hocam? İş yürür mü hocam? Her taraf faizci. Evet. Ölsen de aç kalsam da faiz yemeyeceğim diye bir karar ver lan. En büyük iş adam olacaksın. Zengin olacaksın. Allah işte muharebeyi kazandın. O adam aynı Bedir aslanları gibi. Buna rağmen, her şeye rağmen faize bulaşmayacağım. Rüşvet vermeyeceğim. Dedin mi sana düşenleri de yaptıktan sonra %100 kazanacaksın. İşte kazanmış. La kat. Nasarakumullah. Vallahi billahi size yardım etti Allah. Edecek de kıyamete kadar. Mesele bu imtihanı kazanabilmek. Bu çetin, çok zor bir şey. Allah müminlere böyle yardım etsin inşallah. Şimdi onu söylüyoruz. Evet. Allah beni Bedir'de yardım etti. Anlattık. Ve Huneyn muharebesi. Gittim yerine de. Orada da yardım etti. Bir meleketin ya'temmune. Sarıklı meleklerle. Cebrail aleyhisselam ki sarı. Öteki meleklerin ki beyaz sarık. Uzantısı da var. Uzantısı da var. O günden sonra peygamberimiz irtihal buyurunca kadar sarık sarmış. Vali tayin edince sarık sararmış. Ayakta sararmış. Valilerin sarığını gönderirmiş. Askerin şeysi var, üniforması var. İmamın sarı üniforması bu. Peygamberin de üniforması bu arkadaş. Oradan gelmişti bu. Bedir'den gelmiş. Şimdi kanun var, kıyafet. Ben bir şey demiyorum. Ama şey edin, hadisler var, size söylüyorum. Evinizde namaz kılarken sarıklı kılarsanız çok kazanıyorsunuz. Çünkü o Cebrail'in kılığı, peygamberin kılığı, cübbe ve sarık bu. Sadece imam, vaiz giyiyor şimdi ya. Evinizde kanuna yasak yok. Evinizde cübbe, sarıkla namaz kılarsanız çok kazanıyorsunuz. Allah sizi çok seviyor. Yani burada bir sürü hadisler var. Onunla ilgili efendim. İnna Allah azze ve cel ve melaiketehu aziz ve Allah melekleri yusallune ala ashabin amaim. Sarıklı müminlere dua ederler. Allah ve melekleri. Hadis bu. Peygamberin hadisini naklediyorum size. Onu naklediyorum. Tabarani hadisi. Keza aynı şekilde, aynı mahalde sarıklarla ilgili şeyler var. Şimdi Maalim-i Sünnet sahibi İmam Bagavi var. Büyük alim. Kadî Beyzavi var. Fahrettin Razi var. Tesir Kebisa. Onlardan aldığım şeyleri size arz ediyorum. Evet. Sarık misvak gibidir. Misvakla namaz kılarsanız sevabınız kat kat artar. Misvak kullanarak ama sen şimdi misvak kullansan dişin kanar hemen. Her gün kullanacaksın. Çakı gibi olacaksın. Dişin sağlam olacak, temiz olacak. Temizlikten de Allah hoşlanıyor. İşte böyle misvak kullanınca namaz son derece kıymetli. Diyorlar ki bu alimler, sarık da diyorlar misvak gibidir. Sarık da misvak gibidir.
sarıkla cübbeyle namaz kılarsanız böyle muazzam faydası var. Daha bitmedi. Efendimiz diyor ki, şimdi okuyacağız onları da. Sarık, evet, sarık küfürle, evet öyle, innel imame hacizetun beynel küfrü vel iman. Darekutni Beyhaki Hazreti Ali'den. Sarık gavurluk da Müslümanın kriteridir, ayrıcıdır. Şimdi inceliyoruz biz. Beyaz sarığı Müslümanlardan başka hiçbir millet kullanmamış. Beyaz sarık Müslümanların kisvesidir. Hadis öyle söylüyor. Hindistan'da görüyorsun, gittim mi ben? Sintler var, Sintler var orada. Sarık sarıyorlar, siyah sarık sarıyorlar. Sakal goveriyorlar. İngilizler icat etmiş o Sint'i. Bakmışlar ki ineğe takmıyor millet. İnekçi onlar ya, biliyorsunuz. İnek yattı mı tren duruyor. Trafik duruyor. Kaldırmıyorlar. Tanrı çünkü. Ellendir mi ya? Yaşadık yahu. Gidin görün. Bakmışlar ki Müslüman olacaklar. Hemen Sint dinini. Görünüşte Müslüman. Sarığı var. Sakalı var. Camileri var. Ama itikat yok. İtikat yok ve sarıkları siyah. Böyle koca koca sarıkları var. İmam Rabbani'nin camisinin yanında o Sintlerin muhteşem camileri var. Ama itikat yok. Böylece Müslümanın yolunu kesmişler İngilizler. Hepsi Sint dinine bağlı şimdi onlar. Bakıyorsun Allah Allah, sakal sarık muazzam. Cübbe mübbe onlarda da var ama içi boş. İtikat yok. Müslümanın önünü kesmiş İngilizler orada. Yani söyleyeceğim su. Kırmızı sarık saran var. Siyah sarık saran var. Beyaz sarık saran yalnız Müslümanlık. Onun için burada da diyor ya, Müslümanlığın alameti farikasıdır. Şu veya bu sebeple sarık takmayabilirsin. Takamayabilirsin. Sarığın da bilmesini dedin mi küfür alametidir. Takamıyorsan bile hakaret etmeyeceğiz. Küfür etmeyeceksin sarığa. Öyle diyor peygamber, bak küfürlükle hacizetün beyden küfrü vel iman diyor. Ona sövdün mü arkadaş, iman gider. Sövmeyeceksin, din uzatmayacaksın. Yapamamak başka iş. Kabul etmemek, reddetmek başka iş. Hadis okuyorum size. Evinizde imkanınız varsa taktığınızın üstüne sarı beyaz tülbendi. Kaç metre olsun? Keyfine göre, örfe göre, bir metresi yok. Afganlılar kelter gibi yapıyorlar. Ölürsek kefenimiz olsun diye. Öyle düşünmüş adam. Şart değil o kadar uzun yapmak. 2-3 dola sarık olsun yeter. Takkın üstüne dolayı ver. Evet, böyle sarık hakkında arz ettim. Fahreddin Razi'nin tefsirinde var. İmam Bagavi'nin Mealinsünne eserinde var. Gadi Beyzani, çok hepsinde var. Bunları arz ettim size. Temel bilimsel kaynaklarda. Sakala, sarıya sövmeyin. Çünkü peygamberin sünnetidir. Cebrail'in sünnetidir. Meleklerin sünnetidir. Peygamberin sünnetini söven mümin olamaz arkadaşlar. Dilini tut. Yapamayacaksan bile küfretme diyoruz. Cenab-ı Hak bizim imanımızı kamil eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin inşallah.